<laughs> Hoş geldiniz. Ne haber? İBB %40 zam yaptı ulaşıma. Nitelikli ulaşıma. Bu solcular niye her şeyin başına bir sıfat ekliyor? Pede de şey diyorlardı. Hijyenik pet. Hijyenik olmayan pet mi? Neyse. Bu konuya değinmeyeceğim. Şimdi bu kesinlikle beklenen bir zamdı. Çünkü biliyorsunuz benzin, dolar bunların fiyatı sürekli artıyor. Birazdan verilerle açıklayacağım. Ben de geçen Ankara'daydım ve Ankara'da da şeyi görmüştüm. İşte ulaşımın olması gereken fiyat bizim uyguladığımız tarife. Ki bu savaş çıkmadan önce falan yani arada 4 liralık falan bir fark vardı. Bu işte belediyenin bütçesinden karşılanıyor diye. Muhtemelen İBB'de de aynı muhabbet vardı. Artık zamlar yapıldı. Hatta %50'ye varan bir zam düşünülüyormuş. Ancak Ukome ile yapılan son toplantıda artık %40'ı onaylatabiliyormuş. Deymişler. İlk olarak bir açıklama geldi bu tepkilerin ardından. Çünkü inanılmaz tepkiler geldi arkadaşlar. Bakınız bir grup öğrenci boş akbillerini basarak durumu protesto etti. <laughs> tane daha protesto görüntüsü var. Yani buna protesto denmez ama ona geleceğiz. Şimdi açıklamayla devam edelim. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan şunları söyledi. Mecburen akaryakıt artışının, akaryakıt fiyatlarının yansıtılmasından başka bir şey değil bu zam. Onun dışında bir üzerine konulmuş bir kar değil, başka bir şey değil. Sadece akaryakıt ve enflasyonun bilet ücretlerine maalesef yansıtılmasıdır. Yani genel olarak söylenen şeyler bu zam yapılması gerekiyordu. Çünkü bunların belli maliyetleri var ve yapıldı şeklinde. Şimdi buralara geleceğiz ama bir protesto so var demiştim. Marksist fikir topluluğu mensubu bir grup öğrenci tüm uyarılara rağmen turnikelerden atlayarak akbil basmadan toplu taşıma araçlarına bindi. Akbil basma turnikelerden atla. Akbil basma. Özellikle ilk protesto çok zararsızdı ama burada benim enayi yerine koyulmam gerçekten kalbimi acıttı. Ama bunun Marksistler tarafından yapılması da bir o kadar ya, ya normaldir ya falan dedirtti. Görüntüleri gördüğümde aklıma ilk Amerika'da en ufak krizde hemen sokağa çıkıp marketleri yağmalayan aptal Amerikalılar geldi. Onlara bir şey daha söylemek istiyorum. Biberin kilosu 60 lirayı geçti ve artık menemen yemek lüks bir şey. Eğer isterseniz marketlerden biber de çalabilirsiniz. Sonra saray diye bir şey var ve inanır mısınız çok güzel. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Belki size lokum ikram ederler. Ha tabii ki toplu taşımayı bedava kullanıp tırnak içerisinde protesto etmek daha mantıklı. Ayrıca sonda çıkan kadının saçını kazırmış gibi kaşımasına da çok şaşırmadım. E bir buçkayı var. Yıkanmıyor. Şimdi dünyada hiçbir zaman bedavacılığın adı protesto olmadı. Birilerinin hakkı yeniyor diye protesto ederken aynı zamanda başkalarının hakkını yemek de protesto olmadı. Ya bir dakika abi anlatacağım. Gerçekten anlatacağım. Mazot ve benzine yapılan zam sebep, ulaşıma yapılan zam ise sonuçtur ve sen eğer sonuçtan önce sebebe isyan etmiyorsan sen gerizek sus. Lütfen sus. Onlar marksist. Bir de fikir top. Her neyse böyle konular var işte protestolar, açıklamalar. Kısaca bu şekilde. Diğer bir olay ise işte asıl yorumlayacağım kısma geldik. 19 Mart 2019 tarihinde CHP'nin attığı bir video. Ortada bir seçim vaadi var ve şunlar söyleniyor. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. Evet hesapta CHP'li bütün belediyelerde ki ben bunu desteklemiyorum. Ya yani böyle bir seçim vaadi bana sunulsa zaten çekerdim ama yapılamayacağından dolayı değil yapılmasını istemediğim için buralara çok ayrı gireriz. Şimdi çok net bir vaat var. CHP'nin belediyelerinde ulaşım ücretsiz olacak öğrencilere. Bu konuyla alakalı zaten daha önce konuşmuştum ücretsiz mal diye bir şeyin olmadığını. Genel olarak ücretsiz kelimesinin çok fazla yanlış kullanıldığını. Özellikle bu topraklarda. Yeniden buralara değinmek istemediğim için başka bir konuya değineceğim. İnsanlar bu videoyu paylaşarak CHP'yi inanılmaz şekilde eleştirdi. Hani ücretsiz olacaktı bir de üzerine zam yapıyorsunuz. CHP açıklaması da çok basit işte zam yapılması gerekiyordu falan filan. Şimdi videonun içindeki dramada şundan bahsettim. işte asıl sebep benzin zamları, doların artması falan diye. Ama tabii ki o bir drama ve ben hani protesto edilmemesi gerektiğini düşünmüyorum. Gayet de edilebilir. Ha ikinci şekli tabii ki de desteklemiyorum. Şimdi bu noktada Ekrem İmamoğlu'nu CHP'yi haklı göstereceğim diye sıçan çok arkadaş olmuş bence argümansal olarak. Çünkü bu video paylaşıldıktan sonra söylenen şey şu. Ya kardeşim o zamanlar tahmin edilemezdi durumun böyle olacağını. O zaman dolar 5 liraydı, 6 liraydı. Mazot şu kadardı. Böyle bir vaat verilmiş. O zamanlar böyle bir vaat verilebilirdi. Şu anda vermezler. Zam yapılmasında gayet normal karşılıyorum. Hatta bazı arkadaşlar hesap yapmış. Öğrenci abonmanı yine aylık olarak yaptırdığınız zaman gidiş geliş 2 liraya mı 4 liraya mı ne geliyormuş. Zaten bedava yakın falan diye savunmuşlar. Ya arkadaş böyle bir savunma şekli yok. Ortada bir vaat varsa ve yapılamadıysa bunun dibine kadar eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bugün de maalesef gerçekleştirilemeyecek vaatler deli gibi sunuluyor önümüze. En basitinden söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği ev hanımlarına maaş bağlayacağız vaadi. Ya yapılmayacak böyle bir şey. Bakın iktidara gelsinler bunu yapamayacaklar arkadaşlar. Bu kadar da net konuşuyorum. Ne böyle bir kaynak var ne de cinsiyetçilik bakımından yapılması doğru bir şey yani. Saçma sapan bir şey. Daha önceki bir videomda konuşmuştum. İyi e butonuna bırakırım izleyebilirsiniz. Evet belki 2019'da ülke bu kadar kötü bir noktada değildi ve bu noktalara gelebileceğini tahmin etmek de zordu. Ama sen bir vaat veriyorsan şartlar ne olursa olsun ya bunu gerçekleştireceksin, gerçekleştiremeyeceğim vaadi de vermeyeceksin. Şimdi ben desem ki bir parti kuruyorum işte bizi seçerseniz enflasyonu 3 yılda sıfıra indireceğiz. Ne dersiniz bana? Ha oradan dersiniz değil mi? Böyle bir şey yok. Saçmalık çünkü. Bakın benim elimde enflasyonu gerçekten %0'a indirme planları olsa bile saçmadır bu. Sonrasında bir ütopya kuralım. Ben işte cumhurbaşkanı oldum ve 3. Dünya Savaşı çıktı. Ben de enflasyonu düşüremedim. Ya ben size şunu diyebilir miyim? Ya arkadaşlar 3. Dünya Savaşı çıktı işte. Vaatimizi gerçekleştiremedik ama bundan dolayı ya böyle bir saçmalık yok abi. Yapamayacağın şeyi söylemeyeceksin. Bunu böyle savunmanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Böyle bir vaat olmasaydı emin olun bugün İBB'nin yaptığı zammı çok normal karşılardım. Ha bana soracak olursanız vaadi yine umurumda değil. Bana göre çok normal bir şey. Hatta belki de daha fazla zam yapılması gerekiyor bu benzin fiyatlarına göre. Ama vaat var. Yapılan bir iş yok. Sonrası falan gerçekten umurumda değil. Bunu zaten anlattım. E o zaman bunu eleştirmek benim en doğal hakkım arkadaş. Bırakın da eleştireyim yani. Ve insanlar gerçekleşmeyen vaade eleştirdiklerinde yok kardeşim oylar bölünüyor işte benzin artıyor ona bir şey demiyor falan diyenleri de hiç anlamıyorum. Yo benzin artınca da kızıyoruz burada videosunu yapıyoruz. Ve yapacağız da tepki de göstereceğiz ama bunu böyle muhalefet, hükümet şeklinde bölmek eleştirileri, tepkileri o kadar saçma ki. Ne demek lan oy bölünüyor işte insanlar gidiyor diğer tarafa falan. Ya 2023'te AK Parti kazanırsa? Bu muhalefet mi kazansın? Birazcık sert olacak ama o kadar güdülmeye alışmışız ki yani bizim mahalledeki birkaç arkadaş ve benden bahsediyorum. Aman oylar bölünmesin. Aman AK Parti gitsin. Aman şu olsun bu olsun. Oğlum biraz da çuvaldızı kendinize batırın lütfen ya. Ne kaldı o siyasal İslamcı diye eleştirdiğin, burun çevirdiğin adamdan farkın? Bakın solcu olacaksanız olun başka bir şey de olabilirsiniz ama çuvaldızı kendinize batırmayı da bilin abi. Kişilerden gitmeyi çok sevmiyorum böyle konularda ama mesela Jahre'in geçen günlerde Ekrem İmamoğlu'nu işte bir takım belgelerle suçladı ve yolsuzluk yaptığını söyledi. Bu konular tartışılır. Ben bunun hakkında ayrı bir video çekmedim. Gündem o sıra o kadar hızlı değişiyordu ki yetişemedim. Ben onun yorumlarına, Jahre'ine gelen tepkilere gerçekten inanamadım. İşte üstü bu sertliği bilmem neydi, AKP'ye basacağım dedi tabii ki bunlar şaka. En azından tepki göstermek amacıyla yapılan şeyler. Ama adama öyle saçma tepkiler gösterildi ki. Kardeşim bu ekran başkanla ne alıp veremediğim var. Niye eleştiriyorsun? İşte niye bunları ortaya çıkarıyorsun? Bu sefer insanlar AK Parti'ye verecek falan. Ya bilenler bu kadar mı salaksınız? Ya bu mu yani? O illet ettiğiniz partinin bugüne kadar bizi yönetmesinin en temel sebebini söylüyorum. Başarısız muhalefet. Ya muhalefet o kadar başarısızdı ki bu kadar çok şeyden şikayet eden bir halk olmasına rağmen alternatif bulamadık yani. Ama hala bizim sol gerici tayfa aman eleştirmeyelim. Aman onlara dokunmayalım. Seçime kadar bir şey yapmayalım. Yapalım kardeşim hayır. Daha da üzücü olan ya bugün bu videodan sonra da beni ak troll olarak adlandıracaklar maalesef. İşte utangaç AKP'li falan. Lan ne utangaç AKP'li olacağım. AKP'li olsam söylerim ya. Yani. Bundan mı geri duracağım? En azından marjinal oluruz. İnsanlar bunları söyledikten sonra ak troll falan ilan ediliyorlar. Bir insan AK Partili değilse CHP'lidir. CHP'li değilse AK Partilidir diye bir kafa yok. İnsan sevdiğini daha çok eleştirmeli. Benim hayatım boyunca total en çok eleştirdiğim takım Fenerbahçedir ama koyu bir Fenerbahçeliyim. Çünkü çok seviyorum. Kardeşimle otururum, hayat planları yaparım, geleceğe dair bir şeyler konuşuruz ve onu çok eleştiririm. Neden? Çünkü onu çok seviyorum. Eğer çok sevdiğiniz, başa geçmesini istediğiniz, beni yönetsin dediğiniz partiyi eleştirmezseniz kim batır o çuvaldızı arkadaşlar sorun bu kadar ve bugünlük de benden bu kadar yarın görüşmek üzere hoşçakalın.